Şimdi eğer hayvanları bir sağdıktan sonra göğsüne sağımdan sonraki solüsyonları sürmediğimiz zaman hayvanın göğsü açık kaldığı için çıktığı zaman yatarsa gübreden pislik kapıyor. Bu solüsyonları sürdüğümüz zaman ineğin göğsünü bir zar gibi kaplıyor. İçeri mikroplar girmiyor. Zaten bunu hayvanları kuruya ayırırken de yapıyoruz. Memelerin içerisine tüp sıkıyoruz. Ondan sonra tekrar solüsyonlardan ağzını kapatıyoruz. Hayvanlar memelerine o zaman da mikrop almıyor. Eğer bunları yapmazsak kuruya ayırdığımız ineklerde de yani göğüsleri mikrop alır. Onların da mastite yakalanma oranı yüksek olur. Onun için kuruya ayırdıklarımıza da aynı işlemi yapıyoruz yani.